Yağlı saçlar için bir numaralı çözüm Dermokil Doğal Şampuan. Dermokil, kilden gelen güzellik. Reklam. Mustafa Ceceli yeni albümüyle Radyo 7'de. Gelmişiz ismini verdiği farklı tarzdaki yeni albümüyle gönülleri fetheden Mustafa Ceceri 6 Ocak Çarşamba günü Erkan'la Çok Canlı'nın stüdyo misafiri olacak. Bir ben vardır bende, benden içeri. Bir ben vardır bende, benden içeri. Canımdan başka servetim yokken canımdan geçmeye geldim. Erkan'la Çok Canlı her çarşamba saat 15'te Radyo 7'de. Aşkınla yanmaya geldim. Sefa Merve Erkan'la Çok Canlı'yı sunar. sefamerve.com. Can yakan gözlerini bak görmeye geldim. Bu hayat sözlerinle gül olup yeşermeye geldim. Bu hayat sözlerinle gül olup yeşermeye geldim. Ben aciz, ben yarım, sana tamam olmaya geldim. Şeyda bülbüller gibi gül dalına konmaya geldim. Şeyda bülbüller gibi gül dalına konmaya geldim. Yanar içim, senden öteye yer yok. Yanar sözlerim, canımdan geçmeye geldim. Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim. Canımdan başka servetim yokken canımdan geçmeye geldim. Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim. Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim. Toprak iken umman olmaya geldim. Aşksız bir çareyken kendimi bulmaya geldim. Aşksız bir çareyken kendimi bulmaya geldim. Yalana mil ederken gerçeği görmeye geldim. Yaşayan bir ölüyken gönlünde doğmaya geldim. Yaşayan bir ölüyken gönlünde doğmaya geldim. Yanar içim,
öte yer yok. Yanar sözlerim, bakamam gözlerine. Canımdan başka servetim yokken canımdan geçmeye geldim. Ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim. Merhaba değerli dinleyenler, Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı başladı ve sevgili Mustafa Ceceli Aşk İçin Gelmişiz albümüyle stüdyomuza da hoş gelmiş. Tamam, mikrofonumuzun şöyle kulaklığımızı kıstım. İyiyim böyle. Biraz daha mı? Peki, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Gayet iyi. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. 2 yıl oldu. Temiz, evet. Hoş bulduk diyelim. Aşk için gelmişiz dedin ve öyle de güzel ettin ki böyle bir albümü müzik severlere sunduğuna. Vallahi çok mutlu oldum bunları duyduğum için. Daha çok şey duyacaksın. Yeni başlıyoruz. Yeni başlıyoruz, evet. Aşk için gelmişiz. Biz bu dünyaya aşk için geldik. Varlığımızda, özümüzdeki o aşkı hissetmeye, onu fark etmeye, onu yaşamaya ve onun nasıl doyumsuz bir haz olduğunu inşallah fark edebilenlerden olmak için geldik. Ve eserlerin çoğunluğuna baktığımızda özellikle sevgililerin en güzeline büyük bir aşk var burada. Evet. Değil mi? Kesinlikle. Ben şöyle düşünüyorum, biraz da genel bir tanım yapalım. Evet. Bu albüm nereden çıktı? Ya durup dururken şimdi Mustafa Ceceli niye aşk için gelmiş? Bütün İstanbul, Ankara, İzmir, bütün üniversitelerde elini kalp yapıyor. Bu adamın derdi ne? Derdi ne? Aslında dert küresel bir dert. Bakıyorsunuz herkes birbirine düşmüş durumda. Ülkemizde de keza durum bu. Bir intolerans durumu. Hiçbir şeyi kaldıramıyoruz. Tolere edemiyoruz. Sokakta herkesin suratından düşen bin parça. Dünyaya bakıyorsun. Dünyada bütün güçler böyle birbirine diş gösteriyor. Ve ayrımcılık, nefret, kin, öfke dalga dalga yayılıyor. Maalesef. Ve bu dalgalara karşı, bu dalgalanmaya karşı aslında asırlar boyunca bizim topraklarımızda yaşamış olan aşk ehli, gönül dostu dizeleriyle öyle bir cevap vermiş ki aşk. Şu anda fonda aşk için gelmişiz çalıyor. Evet. Yani aşkı bulan neyler ki bu dünyayı? Her dem seslenir o Allah, Allah diye Ahmet Hulusi'nin kaleminden dökülünce dedik ki biz bunu albüme çevirelim. Biz tek bir şarkı yapmak için yola çıkmıştık ve Aşk için gelmişiz şarkısını hediye ettik zaten. Dedik ki size güzel bir hediye. Amerika'da istirahat için gitmiştim aslında. Orada ortaya çıktı eser ve ücretsiz olarak dedik ki size hediyemiz. Yani sonradan, bu yıllar öncesinden bir proje değildi. Aslında uzun zamandır kafada olan fakat hayata geçmemiş bir projeydi. Yani benim bir gün mutlaka içinde ilahilerin olduğu, deyişlerin olduğu, türkülerin olduğu ve o gerçek aşkı, Allah aşkını anlatan eserlerden oluşan bir albüm yapma fikrim hep vardı. Fakat en doğru zaman buymuş. Baktığımız zaman da hakikaten şimdi yeni bir seneye başladık. Zor bir seneyi tamamladık. Evet. Bütün dünya zor bir sene geçirdi. Tam zamanıdır diye düşündük biz de. Gayet o yüzden 7 olmuş. Aralık'ta müzikseverlere bir sürpriz olarak karşısına çıkardık. Peki. Sürecek sevgili dinleyenler, şu anda canlı yayında sevgili Mustafa Ceceli, Sefa Merve'nin sunduğu programda stüdyo konuğum. Tek bir eserle normalde çıkacağız demiştin ama sonra fikir değişti. O ilk eser, tek eser, Aşk için gelmişiz. Doğru, evet, Aşk için gelmişiz. O zaman onu bir dinletelim, daha sonra sohbetimiz sürsün, evet, olur mu? Memnuniyetle. Değerli dinleyenler, Radyo 7'desiniz ve programımız sürüyor. Eserin ardından sohbetimiz devam edecek ve sizlerden gelen mesajlara da ilerleyen dakikalarda yer vereceğiz. Aşk için gelmişiz biz bu cihana,
Dostu sevmektir bizim işimiz. Aşk için gelmişiz biz bu cihana. Dostu sevmektir bizim işimiz. Allah der her bir zerremiz. Ayar görenden bize ne? Ayar görenden bize ne? Yer gök seslenir her dem Allah. Benlikten geçeyim yaridir Allah. Aşkı bulan neyler ki bu dünyayı? Her dem seslenir o Allah Allah. Yer gök seslenir her dem Allah. Benlikten geçeyim yaridir Allah. Aşkı bulan neyler ki bu dünyayı? Her dem seslenir o Allah 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 Allah. Aşk için gelmişiz biz bu cihana. Dostu sevmektir bizim işimiz. Aşk için gelmişiz biz bu cihana. Dostu sevmektir bizim işimiz. Allah der her bir zerremiz. Ayar görenden bize ne? Ayar görenden bize ne? Yer gök seslenir her dem Allah. Benlikten geçeyim yaridir Allah. Aşkı bulan neyler ki bu dünyayı? Her dem seslenir o Allah Allah. Yer gök seslenir her dem Allah. Benlikten geçeyim yaridir Allah. Aşkı bulan neyler ki bu dünyayı? Her dem seslenir o Allah Allah. Her dem seslenir o Allah Allah. Her dem seslenir o Allah Allah. Sefa Merve'nin katkılarıyla Erkan'la Çok Canlı devam ediyor. sefamerve.com. Sevgili dinleyenler, Mustafa Ceceli'nin yeni albümünden sizlere dinlettiğimiz bir eserdi. Aşk için gelmişiz ve sevgili Mustafa Ceceli de şu an stüdyomuzda. Bu albüm radyolar arasında, şunu çok samimi söylüyorum ki, en çok bizim işimize yaradı. Çünkü harika. Biz hem halk müziğini, hem sanat müziğini, hem popüler müziğini çaldığımız gibi bu karma müziğin içerisine böyle temiz okumuş tasavvuf müziği eserlerine de yer veriyoruz. Şahane. Vallahi ben de bunu duyduğum için mutluyum. Çünkü şu çok önemli. Albümü yaptık. Peki nasıl ulaştıracağız? Evet. Nasıl duyuracağız? Çünkü ana akımda yayın yapan kanalların çoğunda belli bir formatın ötesine geçemezsiniz. Evet. Fakat bu albümün altyapıları son derece modern olarak hazırlandı. Hı-hı. 11 günde yaptım bu arada. 11 şarkıyı da paylaşayım. Ve çok büyük keyif alarak yaptım. En önemlisi, her şarkıda bir şey denedim. Mesela şu an Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin bir eseri. Evet. Can Ellerinden Gelmişem çalıyor. Akapella yaptım. Akapella nedir? Sadece insan sesini kullanarak davul, bas vesaire gibi sesleri ağzınızla çıkartıyorsunuz. Evet. Hiç enstrüman yok bu dinlediğiniz parçada. 24 kanal üst üste çalıştım. Başka bir şarkıda altyapısı neredeyse Amerika'daki şarkıları andıran çalışmalar yaptım. Neden? Radyolarda da bunu çalarken dinleyicilerimize yeni bir şey sunalım. Evet. Zaten bu eserlerin ustaları var, seslendirmiş. Bir Sevdim Seni Mabudumayı, Derviş Bahri Taşkerek, Sami Özer, Ahmet Özhan gibi zaten ustaları var. Burada amaç bir alternatif olmak da değil, farklı bir yorumla bu eserleri hem kendi kitleme, beni takip eden, buradan da sonsuz sevgi selam gönderiyorum hayranlarıma diyeyim, onlara hem bu eserleri unutturmamak,
hem de bugünün koşullarında, bugünün müziğiyle sunmakta. Ve ne güzel, yani Radyo 7'de bol bol yer alacaksa ben de bundan dolayı eyvallah, mutluluk duyarım. Ama şu var, bir insan dünyaya boş yere getirilmiyor. Hepimizin bir görevi var. Sen de milyonlara seslenen, hakikaten taraflı tarafsız, dünya görüşü farklı olsun, siyasi görüşü farklı olsun, her neyse, ama seni inanılmaz derecede seven çok büyük bir kitle var. Sağ olsunlar. Belki de hayatında hiç bu tarzda eser dinlememiş milyonlarca gence bunları dinleterek büyük bir iş yaptım bence. Açıkçası düşüncem, yola çıkış fikrim de buna çok paraleldi. Ve bunun da şu an güzel bir noktaya doğru gittiğine de tanık oluyorum. Şunu unutmayalım. Müzikte demode diye bir kavram olmaz. Evet. Ne yapıyoruz? Bir yılı bitirirken bakıyoruz, televizyon kanalları, radyolar 1920'lerden alıyorlar. Hı hı. Kayıtlı arşivde ne varsa 20'ler, 30'lar, 40'lar, 2010'lara kadar getiriyorlar. Müzik eskimiyor. Evet. Ama müziğe yaklaşım değişebilir. Bizim zevklerimiz değişebilir. Hı hı. Dolayısıyla da bu eserleri farklı bir yorumla, biraz daha modernize ederek sunmak bence hiçbir mahsur da taşımıyor. İçerik önemli. Şimdi bir şey söyledin az önce. Niye yaşıyoruz? Biz bu dünyaya niye geldik? Evet. Muhtemeldir ki şu an bu yayını dinleyen hiç kimse, gerçi onu ben bilemem, Allah ne takdir ettiyse, ama 2115 senesini görmeyecek çoğunluk. Evet. Şimdi böyle bakacak olursak ne kadar kısa bir zaman aslında dünyadayız ve bununla beraber vaktimizi neye harcıyoruz? İnsan dünyaya niye geldi? Kendini tanımak için geldi. Sen bütün yaratılmışların en şereflisisin. Evet. Ve bununla beraber acaba bu şerefe layık ne yapıyorsun? Yani seni bütün canlılardan, hayvanlardan, bitkilerden ayıran özelliklerin var. Bunları kullanıyor musun? Gün içerisinde insan bu muhakemeyi yapsın diye günde 5 defa fırsatı var. 5 defa bu fırsatı yakalıyor. Özel kendine bir zaman ayırarak. Bununla beraber yastığa başını koyduğunda kendisiyle baş başa kalıyor. İşte böyle zamanlarda şunu da düşünmemiz lazım. Evet, yaşama gerekliliklerimiz var. Elbette bir işin ucundan tutacağız. Ve en iyi şekilde yapacağız işimizi de. Evet. Çünkü artık inzivaya çekilme devri değil. Beslenemezsin. Dolayısıyla da bunlarla beraber ama o ruhumuzu da güçlendirmeyi ihmal etmemeliyiz. Beynimiz çok kıymetli bir sermaye. Ve Kur'an-ı Kerim'de de günah olarak nitelendirilen şeylerin tamamı beyne zarar veriyor. Bakarsın alkoldür, sigaradır vesairedir, bunların hepsi beyni mahvediyor. Yani doktorlar diyor ki mümkünse bir tane bile içmeyin hayatınızda. Çünkü beyin hücresi öldü mü artık onun tamiratı yok. Ve beyin o kadar kıymetli bir yer ki. Yani adeta nasıl söyleyeyim, bütün her şeyin merkezi orası. Hani onu sadece böyle bir kafamızın içindeki bir parça olarak düşünmeyelim. Bizim sonsuz yaşamımız da orada şekillenecek. Dolayısıyla yaptığımız tüm ibadetler, bütün çalışmalarımız hepsi için şu kafanın içindekine muhtacız, öyle söyleyeyim. Ve buna iyi bakmak ve bununla birlikte onu stresten uzak tutmak. Onu yani sadece bu bahsettiğimiz kötü alışkanlıklardan değil, stresten uzak tutmak. Örneğin bağımlılıksa sosyal medya bağımlılığından da uzak tutmak. Zaten bence adını yanlış koymuşlar. Onun asosyal medya olması lazımdı adını. İnsanlar asosyalleşiyor. Yani parmakları sosyalleşiyor sadece. Orada da temiz davranmak. Birbirimize sokakta nasıl davranıyorsak, sokakta hakaret etmiyorsak, orada da hakaret etmemek. Evet. Sonuçta oradan hak geçmez, benim nickname'im var falan değil. Yani sen ne yapıyorsan hepsi misliyle sana geri dönecek. Bunları şöyle toparlayayım son olarak. Amacımız şu olmalı. Bizi şu an sesimizi duyan herkese bunu söyleyelim. Yani bugün burada üzüldüğünüz, sıkıntı ettiğiniz şeyler, yani yarın bir gün ölüm ötesinde hiçbir değer taşımayacak. Senin insanlar, hiçbirinin bir değeri olmayacak yarın bir gün. Ve sen bunlarla ömrünü tüketmenin pişmanlığıyla sonsuza kadar yaşamak mı istersin? Yoksa bugün hayatını değiştirip de ben evet aşk için geldim bu dünyaya ve ben o sonsuz aşkı burada yaşayacağım mı dersin? Biz elimizdekinin kıymetini de bilmiyoruz. Yani diyoruz ki elhamdülillah Müslümanız, kitaptan haberimiz yok. Ama bunu demekle olmuyor. Efendimizden haberimiz yok. O neler yapmış. Bununla beraber tasavvuf ehli, aşk ehli, Resulullah'ın yolundan giden bunca veli nelerden bahsetmiş. Tıpkı
biliyorsunuz Hacı Bektaş Efendi'nin çok güzel bir sözü vardır. Der ki incinsen de incitme. Hı-hı. Efendimiz bile onlara, ona eziyet edenlere dua ederken Allah'ım onlar bilmiyor, onları affet diye dua ediyor. Biz ne yapıyoruz? Biz önümüze gelene saydırıyoruz. Şimdi biz işin ucundan kendimiz tutalım. Bu bizim meselemiz. Bu topluluğun meselesi değil. Yani dinimiz ferdi bir konudur, bireysel bir konudur. Önce kendi kapımızın önünü süpüreceğiz. Bravo. Hani ne diyor? İmanın en alt şubesi bir kardeşinin önündeki bir engeli kaldırmak diyor ya. Bunu şöyle düşünün. Bizi bu düşüncelerden alıkoyan bütün engelleri kaldıralım. Kendimizden başlayacağız. Ben bir şarkıcıyım. Şarkı söylüyorum. Ve bunu kendim seçmedim. Allah bu yeteneği doğuştan buraya koymuş ve bu adam bunu yapıyor zaten. Yani burada dillenen de bir farklı birisi, hı hı, değil. Ne saç rengimi seçtim, anne babamı seçmedim, adımı seçmedim. Bunları seçtim diyen varsa da bizi şu an arasın konuşalım yani. Ben bunları ne doğmadan önce seçtim. Ne ülkeyi seçtin değil mi? Ne ülkeyi ne bölgeyi, evet, hiçbir şeyi seçmedin. Dolayısıyla aslında kusursuz bir sistemin bizler parçalarıyız. O kusursuz sistemin içinde her şeyin yerli yerinde olduğunu bilelim. Nasıl ki biz bir kiraz ağacına ya bu neden şimdi şeftali vermiyor diye kızmıyorsak, ya falanca adam niye böyle düşünüyor da benim gibi düşünmüyor diye kızmayalım. Zaten o öyle düşünmek için var. Evet. Her şey yerli yerinde ve kusursuz. Aşık Daimi'nin bir deyişini seslendirin. Diyor ki hiç eksiklik yok insanda. Yok, gerçekten yok. Bunu bir mukayese amaçlı söylemiyorum. Biz hep şöyle yapıyoruz ya efendim, aynaya bakıyoruz, benim şuyum eksik, buyum eksik, ya da bankaya gidiyoruz şu eksik, eve gidiyoruz şu eksik. Böyle bir konu değil bu. Sen kusursuzsun, sen güzelsin. Bunu bilmek, bunu özümsemek. Benim de bir şarkıcı olarak bu hissiyatları ve bu duyguları öncelikle kendi içimde taşımak, yaşamak, hatırlamak. Zikir diyoruz değil mi? Zikir, hatırlamak. Evet. Ve sonrasında da hatırlatmak. Herkesle bunu paylaşmak. Bu albüm o yüzden aslında çok farklı şeyler taşıyor. Şarkı diye dinlemeyin, ilahi diye dinlemeyin. Onun içindeki o mesajları hayatımızda alıp uygulasak, bravo, yani çok büyük bir mesafeyi kat ederiz diye düşünüyorum. Peki o zaman sohbetimize yine güzel bir eser arası verelim. Değerli dinleyenler, Radyo 7'de şu an canlı yayınımızda sevgili Mustafa Ceceli var. Hem albümü hem de hayata dair sohbetimizle sizlere arkadaşlık ediyoruz. İstediğiniz takdirde siz de programa mesajlarınıza katılabilirsiniz. Evet, onları da okuyalım bu arada. Bayağı evet, bir gelen mesajlar oluyor. Hem Instagram'dan, senin sayfandan da bakacağım ben mesajlara. Aynı zamanda Instagram'dan ben de bir fotoğraf paylaştım. Onun altına yazabilirsiniz sevgili dinleyenler. Instagram'dan Erkan Onur Koç. Instagram'dan Erkan Onur Koç hesabından da ulaşıp programa mesajınızı gönderebilirsiniz. Fondaki eseri dinletelim mi Mustafa'cığım? Tabii ki. Bir ben vardır benden içeri. Severim ben seni. Yunus Emre'nin o muhteşem sözleri. Eyvallah, dinliyoruz o zaman. Thank you.
Küfürdür ki imandan içeri. Beni ben de demen, ben de değilim. Beni ben de demen, ben de değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri. 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 Sefa Merve'nin katkılarıyla Erkan'la Çok Canlı devam edecek. sefamerve.com Reklam. Nefrolife Eczanelerde. Evde, iş yerinde ve fabrikada kullandığınız elektriğin ucuz olur mu demeyin. Bizi arayın. Ozan Power 0212 909 1313. Gezer. Her adımda mutluluk. Kış sporu tutkunları, işte beklediğiniz haber. Türk Hava Yolları kayak ekipmanlarınızı ücretsiz ile Erkan'la Çok Canlı devam ediyor. sefamerve.com. Değerli dinleyenler, Mustafa Ceceli ile stüdyomuzdayız ve sohbetimiz de devam ediyor. Bu arada Mustafa'cığım, gelen sorular var, onlara geçeceğim ama özellikle beni geçtiğimiz aylarda senin bir videonu izlediğimde beni çok etkilemişti ve Kur'an-ı Kerim'le ilgili bir açıklama yaptın, bir video çektin ve bu hem sosyal medyada hem de basında çok ilgi gördü. Orada benim fark ettiğim bir şey, yorumlara baktım. Bunların %70'i çok olumlu şeylerdi, çok güzel şeyler vardı ama bir de %30'luk bölüm seni eleştiriyor. Sen işte sanatçısın, sen şarkını söyle, bırak bu işlere girme diye eleştiriler vardı. Nasıl yorumladın, nasıl gördün bu tepkileri? Şöyle söyleyeyim, Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir yerinde bu kitap din adamlarına gelmiştir diye bir ayet veya bir uyarı yok. Yok. Dolayısıyla bu herkese hitap eder ve bununla alakalı herkes üzerine düşünsün diye hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Ne kadar az tefekkür ediyorsunuz gibi ayetlerle de işaret ediyor. Demek evet. ki biz bunların üzerine düşünmeliyiz. Hı-hı. Birey olarak düşünmeliyiz. Bir bilene soralım değil. Sen bir bilen olacaksın zaten. Sana söylenen bu. Yoksa derdi ki bir bileni bulun, gidin ona danışın. Şimdi o yüzden bununla ilgili, ya kardeşim sen şarkıcısın, ne işin var? Dan öte şu var. Zarfa değil mazrufa bak. Söylenen seni ilgilendirdi mi? İlgini çekti mi? Farklı bir şey geldi mi? Peşinden artık bunu araştırmak sana düşüyor. Hmm. Biz bazı klişeleri atmak zorundayız. Çünkü Kurban Bayramı ile alakalıydı benim oradaki mesajım. Ve şöyle mesajlar vardı Twitter'da onun gündüzünde. Kurban Bayramı, ilkel bayram, hiç sevmem, kanlı bayram. Böyle mesajlar yazıyorlardı. Halbuki sen orada anlatırsan eğer bunun ne olduğunu, neden kurban kesiliyor? Ki bunu ülkemizde bile %90'ın bilmediği kanaatindeyim. O yüzden de bu olayın aslında hacla ilgisi olduğunu, bizim Arife günü diye adlandırılan şeyin, hani adeta özel bir günün bir önceki gününe Arife denir gibi. Hayır, yani Yevmun Arefe, Arafat günü, yani Arafat'a çıkılan günün adı Arife günü. Evet. Ve o gün orada hacı olmanın şerefine erişenlerin ertesi gün oradan dönüp Kabe'ye ulaştıklarında sağ salim orada tavaflarını yapıp akabininde de kurban keserek muhtaçlara dağıtması, içinden öyle alması falan değil, komple bırakıyorsun. Hacca gidenler bilir, kestiğinden hiçbir şey almazsın, verirsin.
O sevinci orada ihtiyacı olanlarla paylaşmak. Sen de burada ülkende, bulunduğun yerde onların sevincine ortak oluyorsun. Nasıl ki Arafat Vakfesi'nde herkes ülkesinden dua ediyor gibi. Evet. Şimdi bu bir sistem. Bu sistem değişmez. Efendim bayram falanca ülkede şu gün, filanca ülkede bugün olmaz. Bir gündür. Orada hacılar bayram yapar, bravo, sen de bayram yaparsın. Evet. Şimdi bunun mekanizmasını bilmezsen ama bizim ülkede iki gün sonraymış diye inanırsın buna. Şimdi ben bunun normal mekanizmasını orada hem anlatmak hem de kurbanın diğer bir anlamı da kendi benliğini kurban etmek. Şartlanmalarını, alışkanlıklarını, orada işte boynunu vururken bunları düşünmek. Ben öyle yaparım keserken, düşünürüm. Evet. Bir yandan hani ben kendi nefsimi kurban edebilecek miyim? Biraz daha derin düşünelim diye bir videoydu aslında. Kısa bir videoydu. Bununla alakalı ülkemizdeki aynı zamanda İslam düşünürlerinden çok pozitif yorumlar da okudum. Mutlu evet. da oldum bundan dolayı. Aslında tepki gösterenlerin çok da ciddiye alınmaması gerektiğini gördüm. Zaten şarkıda söylüyor. Ayar görenden bize ne diye. Yani gayrı görenden. Dolayısıyla amaç şu. Bir kişi de kıvılcım uyansa yeter. Ya evet ya hakikaten ben yapıyorum. İnançlı bir insanım ve bu ibadetleri yapıyorum ama neden yapıyorum? Bu şu anlama gelmiyor. Sen bir şeyi sorgulamak dediğin zaman doğruluğunu sorguluyorsun gibi anlıyor insanlar. Hayır. Yani haşa, %100 eminiz ki bütün bu ibadetler yapılmalıdır. Mutlaka 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 faydası vardır. Bir taraftan da ben neden yaptığımı bilirsem eğer bu bana ekstra bir şey katar. Yarın bir gün biri kalkıp ya ne bu böyle gidip böyle kan akıtıyorsunuz dediği zaman verecek cevabın olur. Öbür türlü sen bunu sorgulayamazsın demek ona ya da ona kafir demek ki bence kimseye dememek lazım. Biz kimseyi eleştirip yargılamayalım. Bizi başka bir sorumluluğun altına atar. Dolayısıyla da ben elimden geldiğince anlayabildiğim kadarını beni takip eden insanlarla paylaşıyorum. Ve aksine sokakta benim yanıma gelip zamanında televizyonda, iftarda bana dua yap dediler. Ya dedim ben nasıl edeyim? İçinden geldiği gibi et. Geçen bir kişi havaalanında telefonunu açtı. Bakın dedi videolarımda duruyor. Ben bunu dedi seyrediyorum arada dedi ettiğiniz duayı. Oradan dedi ben de amin diyorum. Yani şaşırtıcı. Bu hiçbir zaman bir paye biçmek, bir çıkarım yapmak için değil. Hepimiz bunu yapalım. Ne dedik? Ben şarkı söylüyorum. Belki siz bir terzide çalışıyorsunuz. Belki araç kullanıyorsunuz, belki şoförlük yapıyorsunuz, belki garsonluk yapıyorsunuz. Mesleğiniz ne olursa olsun eninde sonunda işte bir gün inşallah bizi dinleyen herkes hacca gider ve orada o 2 metre bezle, ihram kıyafetiyle adeta evet. bir ne denir ona? Adeta bir ölümün provası gibi orada senin ne mesleğin, ne bankadaki paran, ne sülalen, ne çocuğun, ne şanın, kim ne o hiçbir şey işe yaramıyor. Sen orada o 5 milyon insanla aynı koşullara sahipsin. Bunu yaşayabileceğin bir yerdir. Adeta bir ölüm provası. Evet. Ben bunu deneyimlemiş birisi olarak diyorum ki mesleğinizin ne olduğunun bir önemi yok. Eninde sonunda hepiniz insan, hepimiz insanız. Ve bu gerçeklerle yüzleşeceğimiz gün de sanma uzak. Şu an fonda çalıyor. Ölüm yakın, sanma uzak. Bilmiyoruz ne olacağını. 5 dakika sonra mıdır, 50 yıl sonra mıdır, hiç kimse bilmiyor bakın. O yüzden ama çok severim, yanlış hatırlamıyorsam bir hadiste vardı. Yani hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışmak. Bravo. Bunu unutmamak lazım. Biz günümüzün içinde bunu kendimize de soralım. Ben elimden geldiğince algılayıp anlayabildiklerimi dinleyicilerimle, sevenlerle paylaşmaya devam edeceğim. Peki hazır konuyla ilgili gelen sorulardan biri dikkatimi çekti. 3 defa gittin değil mi o güzel topraklara? Ben hac bir kere yaptım ama umreye gittim birkaç defa. Ufaklığı da götürdüm, arını da götürdüm. Oo maşallah. Kabe'yi ilk gördüğünde ne hissetti ve nasıl dua etti? Şimdi benim çok böyle latife yaptığım bir garantici duası var. Garantici duası şey, Allah'ım bundan sonraki hayırlı dualarımı kabul et. Şimdi bu bana hep garantici duası derim ben buna. Güzel. Şu var, insan orada kendi içinden geldiği gibi hareket etmelidir ve kendinde özel olacak bir an. Ben tabii ki çok etkilendim. 2003 yılıydı. Bize şey demişlerdi, gözlerinizi sıkıca kapatın, aşağıya bakın, birdenbire kaldırın. Hakikaten de öyle yaptım. Hani gördüğüm zaman çok etkilendim. Ama esas iletişim sonra başlıyor. Yani Kabe cap canlı. Bir insan kadar canlı. Sizi duyan, size bakan olağanüstü bir yer.
Bunun bu arada bilimsel açıklamaları da var. İsteyenler Leyl hatları diye bakabilir. Dünyanın enerji merkezi tam oranın altında. Tam Kabe'nin altında ki evet. Biliyorsunuz defalarca aynı yere zaten yapılmış ve yaptırılmış zamanda. Ve orada tabii hani ne dua ettim hadi onu söylemeyeyim. O artık çok özele girer. Ama klişeleri hani bırakalım. Gittiğimiz zaman içimizden nasıl geliyorsa gördüğümüzde kimisinin gözünden yaşlar geliyor. Kimisi donuyor kalıyor. Kimisi hiçbir şey söylemiyor. Ya diyor ben bir dua hazırlamıştım unuttum diyor. Sonrasında ona yaklaşmak, orada olabildiğince yakına gitmek yani maksimum 30 metre içerisinde çok büyük bir enerji alanı var. Hatta böyle velilerin, kalp gözü açıkların böyle Kabe'nin üstünden gökyüzüne yükselen bir nur sütunu gördüklerini yazar kitaplar. Orayı ben değerlendirmeye çalıştım gittiğim zaman. Fakat şunu unutmamak lazım. Biz Allah deyince onu gökyüzünün ötelerine atıyoruz. Maalesef eski bir gök tanrı inanışı gibi ona tanrı ismini de takıyoruz. Halbuki hiçbir alakası yok diyelim. Efendimizin anlattığı kavramla Kur'an-ı Kerim'de geçen İhlas Suresi çok güzel bir şekilde açıklıyor. Bunları çok az düşünüyoruz. Bunları biraz daha derinlemesine düşünmeliyiz. Bir zaman veya mekanla kayıtlanamaz. Soruyorsun, sorarlar ya Allah nerede? Her yerde cevabı gelir. Kur'an-ı Kerim şah damarından daha yakın ayetini söylüyor. Biz bunları çok az düşünüyoruz ama. Herkes hemen böyle Allah deyince kafayı bu yukarı kaldırıyor. Bunu yaparak ona aslında bir mekan belirliyoruz. Ve bu yanlış. Şundan istifade edemiyoruz. Neye yöneleceğini bilmem lazım. Şimdi örnek veriyorum. Ben Erkan karşımda. Şimdi içeride gidip de Kerem'e Erkan diye konuşursam hedefine gitmiyor. Evet. Şimdi sen de gökyüzünde uzaklardan bir şey bekliyorsun. Ama halbuki mesafen yok. Şah damarından daha yakın demek benim seninle mesafem yok diyor. Dolayısıyla da biz şimdi bunları eski alışkanlıklarımızda biraz da dayatmayla diyelim. Bazı kelimeler zaten kasten de uzaklaştırıcı etki olarak karşımıza çıkmış. Mesela bir salat kelimesi, namaz kesinlikle karşılamıyor aslında. Ki Kur'an-ı Kerim salat kelimesini yani özüne yöneliş gibi bir anlamı taşıyor. Hatta size enteresan bir şey söyleyeyim. Öz Türkçe'de tapmak, bulmak demek biliyor musunuz? Yani Allah'a tapmak dediğin Allah'ı bulmak gibi aslında. Biz hep tapma, tapınma böyle kavramların içinde kalmışız. Ben oraya gittiğimde şunu gördüm. Ya hakikaten varlıkta hiçbir şey yok. Sadece Allah var. Bunu orada hissediyorsun. Kendinde de bunu hissediyorsun. Diyorsun ki ya ben neleri dert ettim. Yarın bir gün yani ülkeme döndüğümde bari bunlara dikkat edeyim diyorsun. Ha kimi zaman o etki uzun sürüyor. Kimi zaman o etki kısa sürüyor. Ama şunu unutmayalım. Olur insan imkan bulur bulamaz. İnanın orada gibi yaşayabilmek zor da değil. İsterse insanlar bunu yapabilirler. Mutlaka bunu başarabileceklerine inanıyorum ben. Eyvallah. Mustafa'cığım ağzına sağlık. Gerçekten çok keyifli gidiyor. Çok güzel mesajlar da veriyorsun. Yüreğine sağlık. Bir eser arası daha verelim. Öyle devam edelim istersen. Hepsi gelir geçer. Hepsi gelir geçeri dinleyelim. Allah
bize ver Allah. Gençlik anlamadan gider, şan şöhret para hepsi biter. Güzelim deme, havana güvenme, hepsi de gelir, hepsi de geçer. Gençlik anlamadan gider, şan şöhret para hepsi biter. Güzelim deme, havana güvenme, hepsi de gelir, hepsi de geçer. Sefa Merve'nin katkılarıyla Erkan'la Çok Canlı devam ediyor. sefamerve.com. Programımızda ilk saatimizi yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Son bir konu üzerine konuşalım. Daha sonra bir eserle haber bültenimize geçeceğiz. 16 haberlerinden sonra Mustafa Ceceli ile söyleşimiz devam edecek değerli dinleyenler. Bu arada 2016 yılının ilk programını Mustafa'cığım seninle yapıyoruz. Öncelikle sana, daha sonra da Ayhan'a çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah, ne demek. Güzeldir, hayırlı uğurlu olsun inşallah yeni sene hepimize. Şeyi de ben takip ediyorum işte, yeni yıl kutluyor musun kutlamıyor musun? Şimdi bunlar böyle bana sorarsanız zaman kaybı. Bunları böyle gündem yapmak bile zaman kaybı. İsteyen kutlar, istemeyen kutlamaz. Hiç bunları böyle konu yapmaya, sosyal medyada bunlar üzerinden zaman kaybetmeye gerek yok. Çok daha önemli meseleler var. O yüzden bir kere yeni bir başlangıç, yeni bir yılın güzel geçmesi için hepimiz temenni ve dileklerimizi, dualarımızı zaten iyiye yönlendirmeliyiz. Ne güzel bizimle de ilk yayını yapıyor olmanız, senenin ilk konu olmaktı. Benim için de çok keyif verici. Mesela sosyal medyayı sen güzel bir şekilde kullanıyorsun da. Onlardan biri bu yılla alakalı. Mesela bir soru sordun. 2015'te ne umdunuz ne buldunuz? Nasıl geçti diye. Sen peki neler buldun 2015'te? Ne umdun ne buldun? Ters köşe iki tane soru sordum. Bir tanesi şuydu. Büyük ikramiye size çıkmazsa ne yapacaksınız? Çoğunluk çıkarsa ne yaparımı cevapladı. Dikkatli okumamışlar sorumu. Diğeri de 2015'te ne umdun ne buldun. Şimdi bir kere şöyle bakmak lazım. Yılın tamamına baktığımızda kendi adıma bir kere yepyeni bir albüm yaptım yılın sonunda. Benim için bu yılın muhteşem geçmesi için yeterlidir. Yani Mustafa Ceceli'nin kendi kariyerinde böyle bir albümü hayata geçirmesi, çok güzel feyizlerin olduğu bir yerde bunu tamamlaması kendisi açısından çok güzel. Elbette tüm dünyada da ülkemizde de hiç kolay olmayan zor gündemler de başımıza geldi.
Onun dışında bir önceki senenin hemen sonunda benim böyle hep aralığa denk geliyor albümler. Adeta bir önceki senenin albümü gibi oluyor ama yeni yılında albümü. Öyle ayarlıyor musun? Denk geliyor diyelim. Çünkü hiç öyle bir özel bir çabamız olmuyor. Hatta çoğu insan aralıkta albüm çıkarmayı tavsiye etmiyor. Evet. Yani albüm hatta şöyle diyorlar, yani ticari bilgi vereyim, ya stok tutamıyoruz o yüzden şunu Ocak'ta çıkarsaydınız falan diyorlar, yani düşünün. Evet. O yüzden biz bittiği anda yayınlamayı uygun görüyoruz ve oradan 4 tane şarkıya klip çekmişiz biz bir sene içerisinde. Hüsran, Gül Rengi, İlle de Aşk ve Islak İmza. 4 klip sığdı bir yıla, bununla beraber bir albüm daha sığdı, Sultanıma da klip geldi, toplamda 5 evet. Kliple bir yılı tamamladık. Bununla birlikte farklı proje albümlerinde çalıştım. Diğer sanatçı arkadaşlarımın aranjmanlarını yaptım. Hem Türkiye'de hem Türkiye dışında çok güzel konserler yaptık. Harbiye'de, Bostancı'da. Hı hı. Yine Bostancı yaklaşıyor. 14 Şubat'ta Bostancı'da olacağız. Müzik olarak açıkçası umduğumun ötesinde oldu. Hayallerimin ötesinde oldu bulduklarım. Bunu açıkçası söyleyeyim. Bir sene biterken İnsan hani sevinç kadar hüzün de taşıyor. Diyor ki ya bir sene daha bitti. Takvimden şöyle bir 365 günü daha ömürden, yırtıp attık ömürden. Gitti. Tabii ömür takviminden gitti. Şimdi yeni yılı artık odaklanma zamanı. İnsan hani bir yılın muhasebesini yapıp hiç orada kalmamalı. İnsan aslında keşke şunu yapsaydım dememeli. Çünkü yapamazsın. Geçti. Evet. Zaman kaybı. Hep şunu söylerim. İki tip teknik direktör vardır. Bir tanesi der ki eğer 83. dakikada o kırmızı kartı görmeseydik ve o penaltı verilseydi uzatmada da o güzeli bu. Bir hata, herkes hata yapabilir. Bu arada bize göre şer gibi gelir ama aslında hayırdır. Yani senin şerli gördüğün bir şey mutlaka olması gerekiyordu. Olduysa senin için en iyisidir. Ben buna inanırım. Ve bunun akabininde de yeni seneye şöyle bakıyorum, bir önceki seneyi tartıyorum ve şimdi yeni bir albümde. Evet. 2016'dan ne umuyoruz? Bir kere istiyoruz ki bu aşk dediğimiz, yani bu sonsuz aşkı hepimizin içinde özünde bulacağı ve uzaklarda, ötelerde, göklerde değil, hemen yanı başında. Gözünün içine baktığı, çünkü ayette der ki ne yana yüzünü dönsen Allah'ın veçi karşında. Eğer böyle bir ayette biz muhatapsak, yüzünüzü ne yana dönerseniz, ne görüyorsanız o yüz kimin yüzüdür? İster insan yüzü olsun, ister başka bir şey olsun. Yani senin her canlıya muamelen ona göre olmalı. Çünkü o muamelen aslında Allah'ın hakikatine, buna muamelen. Dolayısıyla biz 2016'da bunu yapmaya çalışalım. Hakikaten her gördüğümüzde o veçhi görüp ona göre muamele etmeye çalışalım. Şöyle de bakmayalım konuya. Efendim, İyiler var, kötüler var. Ya şimdi şöyle bakalım. Yani Esmaül Hüsna'da bile, hani hüsn güzel anlamına gelir. Orada bile perdeleyici diye Muzil ismi var değil mi? El Kahhar ismi var. Şimdi güzel derken demek ki bizim anladığımız, bize hoş gelen güzellerden bahsetmiyoruz. Demek ki bu sistemin içinde çok güzel bir şekilde dengelenmiş. Burada bir tuzağa düşmeyelim kendi kendimize. Yani güzel dedik biz. Kötü yani sanki kötü isimler de mi var? Tıpkı bunun gibi biz ne görürsek onun yerli yerinde olduğuna bir kere kanaat etmeliyiz. Bu tüm canlılar aleminde böyle. Bakıyorsun vahşi hayatta da bir ceylan çok böyle hoşuna gidiyor. Böyle otluyor orada kenarda böyle. Diyorsun ki ya ne kadar sevimli, bir tane aslan geliyor çatır çutur götürüyor. Oh afiyetle mideye indiriyor, deriyi de yüzüyor. Çocuklarını da çağırıyor, gelin diyor, buyurun buradan diyor. Öğlen yemeğiniz diyor. Ekosistem böyle gidiyor. Yarın bir gün... yani buralarda o merhamet noktasında da biraz daha belki açık olmamız lazım her şeye. O yüzden 2016 senesi bu aşkı, bu muhteşem aşkı anlayabileceğimiz, daha çok bu konuları da üzerinde mesai harcayacağımız, sadece ne yedik ne içtik ya akşam ne yapacağız sabah kaçta evimden çıkacağımların yanı sıra biraz bu konuları da derin düşünebileceğimiz bir yolu, bir yıl olsun. Ben kendi adıma bunu yapmaya gayret edeceğim bu senede. Bu görünenin çok ötesini hissedebilmek, algılayabilmek için neler yapabilirim? Hangi şarkılara klip çekebilirim? Yine dinleyicilerimizle hep dirsek temasında olacağız. Güzel. Ve bugün şunu da eklemek istiyorum. Müsaadenle biliyorum habere gideceğim. Bizi ilk andan beri, ilk çıktığı andan beri, Mustafa Ceceli ismini ilk duyduklarından beri o sımsıkı kenetlenmiş takip eden bütün dinleyicilerime buradan sevgi gönderiyorum.
Çünkü biz beraber hareket ediyoruz. Her ne yapsam desteklediler şu ana kadar. Ve onlara güzel müzik sunmak, kaliteli müzik sunmak, kaliteli içerik sunmak. Benim işim bu. Onlara hep anlatımında, şarkılarda sadece kulaklarına hoş bir tını değil, bununla beraber bir anlayış, bir düzen ve o sonsuz muhteşem düzenden hiçbir zaman kopmayan eserleri hep sunabilmek olacak. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Hem bu albümü baş tacı yaptılar. Bu teşekkürümü de onlara ileteyim. Çünkü nedir biliyorsun, kula teşekkür, hakka şükür. Eyvallah. Sevgili dinleyenler, çok kısa reklamlar. Reklamlardan sonra Mustafa Ceceli'nin sesiyle yeni albümden yine bir eser dinleteceğim. Haberlerimiz, haberlerden sonra biz buradayız. Hatta ikinci bölümde şöyle bir iki canlı performans da alır mıyız Mustafa'cığım gitarımızla? Bakalım. Tamam. Bakalım bir süreyi nasıl kullanacağız, konuşalım. Evet. Sevgili dinleyenler, birazdan buradayız. Sefa Merve'nin katkılarıyla Erkan'la Çok Canlı devam edecek. sefamerve.com Can ellerinden gelmişem, fani mekanın eylerem. Can ellerinden gelmişem, fani mekanın eylerem. Ol mülke meylim salmışam, ben bu cihanın eylerem. Ol mülke meylim salmışam, ben bu cihanın. Aşkın şarabın içmişem, dil gülşenine göçmüşem. Aşkın şarabın içmişem, dil gülşenine göçmüşem. Ben varlığımdan geçmişem, namu nişanın eylerem. Ben varlığımdan geçmişem, namu nişanı neylerem. Adese'de 7,5 kilogram Bingomatik çeşitleri 19 lira 99 kuruş, 4000 mililitre Hobi sıvı sabun çeşitleri sadece 7 lira 99 kuruş. Adese. Saat 16. Her saat başı doğru haber. Radyo 7 haber. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Fatma Yılmaz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip. Sefa Merve'nin katkılarıyla Erkan'la Çok Canlı devam ediyor. sefamerve.com. ...16 haberlerin ardından tekrar biz buradayız sevgili dinleyenler. Sefa Merve'nin sunduğu programda bugün sevgili Mustafa Ceceli bizimle. Sevgili Mustafa, Instagram'da hem senin ikimizin paylaştığın fotoğrafın altında yüzlerce mesaj var... ...hem de benim paylaştığımın altında. O nedenle okumak tabii ki mümkün değil. Onları okumaya çalışsak herhalde bize bir 24 saat zaman lazım. Yetmez, yenileri gelir. O halde onların da gönlünü almak adına okuyamadığım için lütfen kusuruma bakmayın. Sizler için sevgili Mustafa Ceceli canlı canlı şöyle bir iki eser yapacak. Bir tanesini yapalım, bir diğerini programın tamam, sonunda uygun görürsen yapalım. Ki. Özellikle mesaj gönderen Mustafa Ceceli'ye okuduğu eserlerle beraber seven tüm dostları da yazanlara armağan edelim bunu.
Ben yürürüm yane yane, aşk boyadı beni kane. Ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi. Gel gör beni, beni aşk neyledi. Derde girip tar eyledi. Gel gör, gel gör. Gel gör beni aşk neyledi. Kah eserim yeller gibi, kah tozarım yollar gibi. Kah akarım seller gibi, gel gör beni aşk neyledi. Gel gör beni, beni aşk neyledi. Derde girip eyledi. Gel gör, gel gör. Gel gör beni aşk neyledi. Miskin Yunus biçareyim, baştan ayağa yâreyim. Dost elinde avareyim, gel gör beni aşk neyledi. Gel gör beni, beni aşk neyledi. Derde giriftar eyledi. Gel gör, gel gör. Gel gör beni aşk neyledi. Teşekkürler Mustafa Cicili, ağzına sağlık. Senin de sesine sağlık. Dedik bizim de şöyle bir senin o güzel sesinin yanında anı kalsın ufaktan. Harika. Bir eşlik ettik. Çok güzel oldu. Bu stüdyonun sesini çok beğeniyorum. Eyvallah. Peki Mustafa'cığım devam edelim. Şimdi gelen sorulardan şöyle bir aradan artık çekiliş yaparak böyle çekiyorum bir tanesini soruyorum. Hayatta tek bir şarkıyı dinleme şansı olsaydı bu şarkı hangi sanatçıdan hangi şarkı olurdu demiş. Oh, çok zor ya. O kadar çok sanatçı ve o kadar çok şarkı var ki. Hem bir seçim yapmak tabii ki çok zor. Hani bir şarkılık hak olması çok adaletsizmiş yani. O zaman bunu geçelim. Evet. Peki. En çok sevdiği tekerlemeyi söyler mi demiş bir dost. Tekerleme ne söylenir ki yani? Hani Şemsi Paşa Pasajı'nda sesi bizi şesiceler diyebilirdim herhalde de en zorunu söyledim galiba değil mi şu anda? Peki hayatının dönüm noktası nedir? Hayatımın dönüm noktası İstanbul'a gelme kararı almamdır. Bununla beraber birçok müzisyenle yolumun kesişmesi, hı hı, dönüm noktaları gibi sayılabilir. Sevgili Ozan Doğulu'yla, sevgili Sezen Aksu'yla yollarımın kesişmesi. Fakat ben bakıyorum her yıl bir tane bir dönüm noktası oluyor. Güzel. O yüzden en önemlisi o kararı verdiğim andır. O da 2001 yılıydı. Şimdi değişik bir soru var. Mercimek çorbası içerken içine limon sıkar mı? Zaman zaman sıkarım. Fena olmuyor. Ben limonu suya sıkıyorum genellikle. Çok da güzel bir etkisi var. Vücut için de çok faydalı. Genellikle yiyecekleri ben doğal tadlarıyla seviyorum. Örnek vereyim size mesela fasulye yemeği soğansız. Deneyin, soğan koymayın bir sürü yemeklere, bakın o yemeklerin tadını alacaksınız. Soğan çok baskın olduğu için hepsini alıyor götürüyor. O yüzden genellikle pek bir şey katmamaya çalışırım. Tuz da fazla koymam. Yani normal doğal lezzetini almayı tercih ederim.
İnsanlar da canı çekmesin şimdi. Beyazlardan biraz kaçıyorsun o zaman. Özel bir çabam yok bunun için ama misal veriyorum yani bir gıdayı kendi tuzuyla tercih ediyorum. Çok böyle hani üstüne böyle yat bunun tadı yok deyip böyle boşaltmam. Yani. Girer misin evde mutfağa? Valla sabahları ufaklığın kahvaltısını falan hazırlıyorum. Onu yumurta yapıyorum. Çok mutfakta şöyle yani Türk erkeği modeli abi mangalcıyız yani. Şimdi mangal işi varsa oraya kayıyoruz ama onun dışında ya gel şu patatesleri soy desen elime yüzüme bulaşır. Bir de iyi yumurta kırarım diyorsun. Çok fena kırarım abi. Peki. Yoksa yani yalnız yaşamışlığım var. Öğrencilik zamanı, öğrenci evi tecrübem de var. Hmm. O yüzden orada yaptım tabii bir şeyler. Ama kimisi vardır ya mutfağı çok iyidir falan. Mesela benim öyle değil. Ben mangalda fena değilim ama. Son albüm fotoğraflarını çektirdiğinde ön tarafı biraz kabarttığın için bir kuaför arkadaşımız diyor ki saçlar protez mi? Vallahi her şey var bizde. çünkü bu uzun saçı zaten veremezdim. Hı-hı. O yüzden hem böyle güzel de görünsün diye biraz ilave var. Hem kendi saçım da var, ilave de var. Pekala. Şimdi sevgili dinleyenler, programımızda son 15 dakika sevgili Mustafa Ceceli'nin yetişmesi gereken bir başka yer olduğu için bir yarım saat bizden müsaade istedi. Hı-hı. Biz de tabii ki dedik. O nedenle bu son 15 dakika içerisinde ben bir eser daha dinleteceğim. Daha sonra son bölüme geçeceğiz. Dinletmediğim ne var diye bakıyorum. Sevdim Seni Mabudumayı çalabiliriz mesela şu an fonda da çalıyor böyle güzel güzel. İşte onu İstiyorsan kapanışta çalar. Kapanışa doğru çalayım hatta reklamlardan sonra çünkü 5,5 dakika süren bir eser bizim o kadar vaktimizi. O zaman Kainatın Aynası'yı dinleyebiliriz. Tamam mesela. Hemen hazırlayalım. Aşık Daimi'nin Bir Deyişi onu duyalım. Pekala.
şarap benim madem ki ben bir insanım. Aşıklara şarap benim madem ki ben bir insanım dost. Can yakan. Sefa Merve'nin sunduğu programımızda bugün sevgili Mustafa Ceceli bizimle. Değerli dinleyenler, programımızın da son bölümüne doğru geliyoruz. Bu arada ilk klibi Sultanım'a çektin. Bu eseri nasıl buldun, nasıl eline ulaştı, sen mi duydun bir yerde? Var mı bunun bir hikayesi? Olmaz mı? Aşk için gelmişiz albümüyle ilgili. Yoğun bir çalışma yapıyorduk. 9. şarkıyı yapmıştım. Artık kapatıyoruz yani. Bitti bitiyor. Eli kulağında. Fakat bir eser mi lazım? O eser de şu. Evet, çok klasik kadim eserler seslendirdik. Konseptin içinde pop gibi duyulmayan bir sürü eserimiz var ama bir tane de Mustafa Ceceli'nin tarzına yakın. Anlatımı itibariyle herkese seslenebilecek. Çünkü tasavvuf musikisini herkes dinlemeyi seçmeyebilir. Yine herkese hitap edebilecek bir şarkım olsa diye düşünürken bu şarkı çıka geldi. Amerika'da bir dostum dedi ki, ya Zara bir televizyon programında bir şarkı söylemiş dedi, duydun mu? Bir baktık şarkıya. Zara böyle zaten bir kuple söylemiş, dedim bu ne ya? Tüylerim diken diken oldu. Hemen arattım internette, Ekrem Düzgünoğlu'na ait. 2007 evet. yılında sanıyorum yayınlamış. Güzel de bir klibi var. Bayağı böyle aksiyon. Beykoz Kundura Fabrikası'nda. Dedim ki ben bu şarkıyı söylemeliyim. Ve şöyle yaptık. Ben girdim, seslendirdim. Ve ondan sonra dedik ki ulaşalım, soralım. Ve onlar da kabul ettiler. Buradan hem Zara'ya hem Ekrem Düzgünoğlu'na teşekkür ediyorum. Hiçbir şey talep etmediler şarkıyla ilgili. Mutluluk duyacaklarını söylediler bu şarkıyı seslendirmemden dolayı. Bu dinlediğiniz şarkılardaki okumaların %99'u Amerika'da bitti. Orada yaptım Sultanım, tekrar okumadım Sultanım'ı. Orada bir arkadaşımızın evinde bir odayı stüdyo haline getirdik. Evet. Ya şimdi stüdyo deyince bizim aklımız hep böyle büyük mikserler, efekt cihazları, rack dolabı deriz ya, bu rack mount deriz. Böyle bir şey yok. Bir tane keyboard, bir bilgisayar, hoparlör. Fakat ben oraya daha evvelden bir ud götürmüştüm. O ud oradaydı. Bendirler vardı. Artı bir sürü müzik market var. Gitar vesaire alabileceğin yerler var. Velhasılı bir jet bir çalışma oldu. Onun da sonlarına doğru Sultanım, kâr etmez ahım, kainatın aynasıyım. Bu eserlerle de artık biz albümü bitirdik orada. Ama Sultanım'ın orada bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine ortaya çıktığını söyleyebilirim. İyi ki de okumuşuz. Böyle bir eser, sizin tarafınızdan çok sıkça çalınıyor. Evet. Fanatik hastaları var şarkının, keza Ekrem'in de aynı şekilde. Belki ulaşmayan bir kitle vardıysa oraya da ulaştı. Artık girmedik, ev kalmadı yani şarkıyla Aynen. ilgili. Şu anda da bizim YouTube'da en çok izlenen, bugüne kadar herhalde rekor olacak şarkımız bu oldu. Bir ay içerisinde 12 milyonu geçti. Oo, maşallah. En son ben daha yeni baktım, 10 milyondu. İşte 12... Bugün 14.5'lardaydı herhalde. Vay vay. Hani şu an kontrol etsek bir canlı bir bakalım. Peki buradan kaç ben olmuş? Sevgili dostum Ekrem'e de buradan selamlarımı iletiyorum. Evet, bizden Dinliyor de çok olabilir. Selam. Ekrem Düzgünoğlu'na, güzel kalbine. Evet, 14.574 maşallah, şu anda. Maşallah. Ve bir de biz şey yapıyoruz. Hani geleceğe yatırım yapıyoruz. O da nedir? Videolarımızı 4K Ultra HD, ultra yüksek çözünürlükte çekiyoruz. Ve YouTube'da örnek veriyorum. Şimdi bu ara çok popüler 4K televizyon aldık, ne seyredeceğiz diyen varsa YouTube'a girip oradan bizim klibi 4K seyredebilirler. Hani geçen çünkü menajerim Ayhan Bey dedi ki, ya ceketin üstünde bir tane toz var dedi. 4K'da gördüm Hadi tozu canım. Diyor. O yüzden izleyin bakalım, siz de görebilecek misiniz tozu ceketteki? Peki bu albümde başka bir esere klip düşünülüyor mu, yoksa bu Sultanım'la kapatacak hayır, mısın? Hayır yok, aşk için gelmişiz kliplenecek. Nasipse severim ben seni candan içeri. Hepsi gelir geçer, bunları düşünüyoruz ama bunların bir sırası var. Bununla birlikte bizim Kalpten albümü de henüz kapanmadı. Aşkım Benim şarkısına ve Kiraz'a klip yapmak istiyoruz. İki taraftan ilerleyecek. Yani hem pop tarafı hem de Aşk için Gelmişiz albümündeki bu özel şarkılar dinleyicilere ulaşmaya devam edecek. Ama şu anda ilk klip için sırayı bekleyen Aşk için Gelmişiz. Baktığım zaman da
trend olarak yani nelerin öne takip ettiğimde Aşk için Gelmişiz'den sonra Ben Yürürüm Yani Yani'nin çok öne çıktığını, bununla beraber Sevdim Seni Mabuduma'nın çok öne çıktığını görüyorum. Ben Sevdim Seni Mabuduma'yı ilk dinlettiğimde ve ben de ilk defa dinliyordum çünkü albüm elimize ulaştığında ben normal o bildiğimiz usulde okuyordun ve birden o şiir ve attığın orada bir gazel desek yanlış olmaz tabii, değil mi? Bir yakarış adeta. Yani şöyle söyleyeyim, ben stüdyoda gözlerimden yaşlar geldiğini, ben ne yapıyorum, ne ediyorum diyerek bir kendimi sorguya çektiğimi biliyorum. Beni çok etkiledi. Tüylerim diken diken oldu o sözlerde. Şimdi o yakarışı okuyalım Ahmet Hulusi'nin şiirinde. Diyor lütfen. Ki tanıyamadım hakkıyla Allah'ı, sevemedim layıkıyla Resulullah'ı. Yüzüm yok huzurda yer almaya, merhametine muhtacım ya Resulullah. Senin gibi tanıyamadım alemi, senin gibi yaşayamadım yılları, senin gibi sevemedim kulları, sevgine muhtacım ya Resulallah. Gönlüm kırık, gözüm yaşlı, artık ömrümün sonbaharı, şimdi vuslat zamanı, şefaatine muhtacım ya Resulallah. Yani muhteşem bir içten dökülen, hepimiz... Hepimizin ortak cümleleri diyemeyeceğim. Hani bunu yazabilmek, bunu bu itirafı edebilmek ve bu adeta yakarışı, yalvarışı sonradan seslendirmek de hiç kolay olmadı. Öyle söyleyeyim. Sevgili Mustafa, programın sonuna geldik ama ben sen yokken de arkandan konuşuyoruz radyocu arkadaşlarımızla. Oh ne güzel yapıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Hakkını bize helal et ama sen Mevla'nın sana verdiği bir emanet var. O sesi sana vermiş. Bunu sen farklı yerlerde de kullanabilirdin ama sen bir birey olarak, bir insan olarak bu verilen emaneti bir de güzel tarafıyla kullanan ender ve büyük cesaretli bir adamsın. Sen aman ne tepki alırım, ne olur ne der. Çünkü bu memlekette görüyoruz, kim iyi bir şey yapmaya kalksa hemen paçasından aşağı çekiliyor. Onun için sen hakikaten bence seçilmiş bir insansın. Estağfurullah. Ne mutlu sana, ne mutlu bize ki senin gibi bir sanatçımız var, dostumuz var. Estağfurullah. Bana sorarsan herkes kendi özünde seçilmiş ve kendine has yeteneklerini ortaya koymak için bu yaşama gelmiş. Nefes alıp veriyor herkes ve hepsinin bir gayesi var. Hiçbiri boş değil. O yüzden hayatımızdan bazı kelimeleri atalım. Mesela gereksiz. Yani ne gereksiz bir şey? Gerekli. Yani Allah gereksiz bir şey yaratır mı? Ya sen bir şey gereksiz derken bu işin ucunun nerelere gittiğini hiç bilmiyorsun. Yani. Halbuki ya o kadar da ince mi düşüneceğiz? Keyfin bilir. İnce düşün ya da düşünme. Ama yarın bir gün bunların sorumluluğu senin kendi elinde. O gün mazeret kabul edilmeyecek. Ama ya bize arkadaşlar böyle demişti. Efendim ben dedemden böyle duymuştum. Fark etmez. İşte o yüzden bizim için gerekli olan şey, bir albüm yaparken de bu var. Elbette ki inceleyip sık dokuruz. Yani biz de aman bir deli cesareti girelim değil. Ama insanlara önemli bir şey söyledin az önce. Bu sesle sen insanları ne sunuyorsun? Ne hitap ediyorsun? Şimdi bazı görüşler, bazı düşünceler var. Bunların ne bir dayanağı var, ne bir tutarlı bir tarafı var. Hani şarkı söylemekle alakalı. Biz insanları güzel bir şeye, güzel bir yöne doğru, güzel bir yönden sesleniyoruz. Ve onlara diyoruz ki bak aşk, aşk nedir? Yani sen otur yani Habibullah'ı anla, tanı, kim olduğunu öğren. Yani aşk ve sevgiyi sen efendini tanımadan zaten anlayamazsın ne olduğunu. Onun neden Habib olduğunu anlamadan zaten çıkamazsın. Sen Allah'ı seviyorum diyorsan eğer... Neyi seviyorsun? Sen Resulullah sev, anlarsın o zaman. Öbür türlü düşün ki yani bu kelimeye layık olmuş kişiyi sen tanımadan, anlamadan havadan hareket eder hale geliyoruz. Bizim ne neslimiz, şu anki yetişen nesil cahil bir nesil değil. Şu anda bilgiye takır takır ulaşılabilecek bir dönemdeyiz. Elimizin elinin altında telefon var. Ya artık şöyle bir şey yok. Ya şunun Fransızcası ne? Yaz abi çeviriyor kendi. Bak anladım. Nasıl bir... Ya işte bir bina gördük. Bu kaç yılında yapıldı acaba? Ya işte Topkapı Sarayı'nın tarihçesi neydi? Gir yazıyor. Bir ülkeye gittin. Ya bu ne acaba diyorsun. Fotoğrafını çekiyorsun, sana gösteriyor. Evet. Haritaya giriyorsun, ne olduğunu söylüyor. Evet. Böyle bir devirde ben falancayı bilmiyorum deme lüksün yok. Bilgi senin artık hani önüne gelmiş. Hani bir zahmet parmağını oynat. Hatta parmağını oynat bir konuşsan da buluyor artık cihazlar. Şimdi bu durumda
Bize yakışan nedir? Biz bir kere ilim ve bilgi konusunda bize emanet edileni öncelikle çok iyi korumalıyız. Yani eğer bana bir harf öğretenin 40 yıl kulu kölesi olayım sözünü duyduysan, bir kere bilgi demek ki çok kıymetli bir şey. Evet. Sonrasında da ne var? Bilgi ve onun kullanılacağı yer. Kullanılacağı yer sokağın ta kendisi. Sokağa çıkacağız ve orada kullanacağız bunu. Ben falanca ayeti, şu hadisi sokakta uygulayacağım. Başka bir yerde değil. Bir insanla olan muamelemde onu uygulayacağım. Yani Allah'ın huzuruna bir seccade serip çıkmıyorsun. Sen her an huzurundasın onun. Yani bunu düşünürsen her an o şekilde mi yaşıyoruz peki? Ya ne yapıyoruz genellikle biz? Ya işte velhasılı çok da dallandırıp budaklandırmayayım. Öncelikle sana şu anlamda teşekkür ederim. Hani bunları burada konuşma fırsatı bulduk. Albümden bir sürü şarkı çaldık ve Radyo 7'de ilerleyen günlerde de hani bunun müjdesini verelim dinleyicilerimize. Radyo 7'de Aşk İçin Gelmişiz albümündeki bütün şarkıları duyabilirsiniz. Kesinlikle. Çünkü her müzik tarzını çalan popüler müzikten halk müziğinden tasavvufa kadar her tarzı çalan bir radyo. Bunun için de teşekkür ediyorum. Bütün tarzlara yer verdiğin için. Ve bununla birlikte biz klişe kulaktan dolma, efendim kulaktan dolma, yaşadığımız, yetiştiğimiz yerin kurallarıyla sınırlanmayacağız. Biz o evrensel tanıma kucak açacağız. Anlamaya çalışalım ama bu şununla başlar, hoşgörüyle başlar. Eyvallah. Niye hoşgörü duyacağım? Yunus Emre 72 milleti sev demiş. İnsanlar 72 bırak 7 tane komşusunu sevemiyor. Ya. Bırak 72 tane insanı. Yani 72 tane insan seviyor muyuz acaba? Şöyle bir düşünelim. Rehberimize girip 72 tane insan bulabilecek miyiz? Nasıl olacak bu? Çünkü sizi de fiillerinizi de Allah yarattı ise çok net. Senin kızdığın, sevdiğin, sevindiğin bütün fiillerin faili Allah. Her ne tepki veriyorsan tepkin Allah'adır. Bunu kabul ediyor musun? Zaten etmeme şansın yok o zaman ayeti reddedersin. Bravo. Çünkü bu sebeple biz hoş göreceğiz. Evet biz her bölgemizde, yurdumuzun her bir toprağında karış karış çok popüler meşhur gıdaları da vardır. Her şey vardır ama esas Türk milleti hoşgörüsüyle meşhurdur. Hoşgörüsüyle ünlüdür. Ve biz gülümseyelim artık. İnsanların yüzüne tebessümle bakalım. İnsanların yüzüne güzellikle bakalım. Çünkü orada ne yana dönsen veçullah senin karşında o sana bakıyor. Böyle değerlendirelim. Bize kızana da buradan örnek veriyorum. Ya ne yapacağız ya adam bize hakaret ediyor. Dövene elsiz gerek. Sövene dilsiz gerek. Ben de son olarak bunu söylüyorum. O yüzden bu albüm herkes içindir. Bu albümün herhangi bir tarafı, kesimi, kitlesi, derneği bilmem nesi yoktur. Tamamıyla herkes için, bütün insanlar içindir. O yüzden bunun İngilizce ve Arapça versiyonları da yapmak gibi bir planım var. Harika. Daha farklı diğer dillere de bu güzel eserler, ülkemizde yaşayan bu aşk ehlinin, gönül dostunun eserleri ben ulaşsın istiyorum. Farklı dillerde de söylensin. Harika. Onlar da özlerindeki aşka bu şekilde yönlensinler. Peki programın sonunda bir canlı eser daha yapacağız dedik ya. İstersen yapalım. Seninle özdeşleşen, senin... O zaman ben şimdi bir gül rengi çalayım. Hem de hadi diğer hocam. Albüme bir hatta ben bu son eseri de Periskop'tan canlı olarak yayınlayayım. Aç tamam. Diyenler vardı. Periskop'tan... Bu arada benim önümde WhatsApp mesajları var. Arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Bol bol mesajlar geliyor fakat yoğun bir program yaptık. O yüzden okumuş kabul edin. Ben burada hani numaralarınıza kadar görüyorum. Haberiniz olsun. Yani bana düşüyor şu an yazdıklarınız. Hadi bir talihli bak Mersin'den sevgiler demiş arkadaşımız. Ondan sonra böyle güzel sohbet huzur doluyorum demiş. Bak okudum böylelikle. Azerbaycan'dan yazanlar var. Erkan Bey programı tekrarını nereden dinleyebilirim diye soruyorlar. Program biter bitmez 15 dakika sonra radyo7.com sitesinden canlı olarak izleyip dinleyebilirler aynı duydunuz zamanda. Arkadaşlar kaçırmayın. Bak Van'dan Fatma sevgiler göndermiş. Hoş gelmiş diyor kardeşim diyor. Çok diyor sevgiler diyor. Konya'dan yazanlar var. Bak ben buradan hemen 2 dakikada okumuş olayım. Adıyaman var ve Ankara'dan selam yollayanlar var. Yine Mersin'den var. Konser soruyorlar. Bizim fotoğraflarımızı göndermişler. Hatta kendi resimlerini göndermişler. Radyoyu çok seviyoruz diyorlar. Herkese teşekkür ediyoruz. Gaziantep'ten Mehmet yazmış. Antalya'dan selam. İzmir'den selam. Komple hepinize aleyküm selam. Ben peki. Gül rengine geçiyorum. Tamam. Periskop'tan Erkan Onur Koç. Periskop'tan Erkan Onur Koç hesabından da canlı izleyebilirsiniz şu anda. Thank you.
Havasından, suyundan aşk damlayan yârim var gül renginde. Dünyaları verseler kâr etmez, olmaz ki sen denginde. Havasından, suyundan aşk damlayan yârim var gül renginde. Dünyaları verseler kâr etmez, olmaz ki sen denginde. Aşkıdır ruhumda yankılanan, duyduğum her seste. O can ki sevdası sonsuzumdur, aldığım her nefeste. Son aşkım, ilk yârim, can bildim, vefalı sevdiğimsin. Derdimi derdinle böldüm de ömrümü verdiğimsin. Son aşkım, ilk yârim, can bildiğim, vefalı sevdiğimsin. Derdimi derdinle böldüm de ömrümü verdiğimsin. Havasından, suyundan aşk damlayan yârim var gül renginde. Dünyaları verseler kâr etmez, olmaz ki sen denginde. Aşkıdır ruhumda yankılanan, duyduğum her seste. O can ki sevdası sonsuzumdur, aldığım her nefeste. Son aşkım, ilk yârim, can bildim, vefalı sevdiğimsin. Derdimi derdinle böldüm de ömrümü verdiğimsin. Son aşkım, ilk yârim, can dedim, vefalı sevdiğimsin. Derdimi derdinle böldüm de ömrümü verdiğimsin. Ömrümü verdiğimsin. Teşekkürler Mustafa Cicili. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Programımızın geldik sonuna. Evet. Öncelikle tüm Radyo 7 dinleyiciler adına ben sana çok çok teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık, gönlüne sağlık, yüreğine sağlık. Bu albüm için de ayrıca bir teşekkür ediyoruz. Tüm musiki severler adına diyelim, müzik severler adına. Tekrar ediyorum, bu albümün bir tarzı yok. Bu albümün bir kitlesi yok. Herkes için, herkes için. Ve bizler... İnsan olduğumuzun her zaman farkında olalım. Bizi diğer tüm canlılardan ayıran özelliklerimizin farkında olalım. Bu şekilde muamele edelim birbirimize. Birbirimizin yüzüne aşkla bakalım, sevgiyle bakalım. Evet. Çok kolay bir şey. Bunu başarabiliriz. Programda bunu daha önce de söyledim. Bunu yapabilmenin tek yolu fark etmek. Karşımızda muhatap olduğumuz kim? Eyvallah. İkincisi, bırak karşıyı. Aynada gördüğün kim? Sen aynaya baktığında kimi görüyorsun? Aslında o yüz kimin yüzü? Eğer bu şekli sen seçmediysen, kaşını, gözünü, efendim ses rengini, tonunu, kabiliyetlerini, aklına gelebilecek her şeyi. Ben diyebilir miyim ya? Bunu ben seçtim diye. Yani mümkün doğuştan değil. Gelmiş birkaç aylıkken annem ninni söylerken tempo tutuyormuşum. Yani bu ya. Hani zaten doğacak oğlak. Tekerlemenin gerisini söylemeyeyim yani. Dolayısıyla da benim başka bir ihtimalim yoktu. Şunu da söyleyelim. Yani bugün burada Erkan'la program yapmaktan başka bir şansım da yoktu. Bu buydu. Olması gereken yazılmıştı. Buydu. Evet. Ve biraz sonraki tüm aşamalar herkes için, tüm insanlık için bütün gelişmeler zaten olması gerekenler. Ve
Düşünün ki yarın güneşin saat kaçta doğacağı bile belli. Böyle bir dönemi yaşıyoruz. Unutmayalım, artık her şey çok açık, her şey çok ortada. Ve dolayısıyla da sosyal medya gibi bir nimetimiz var. Şimdi önceden olsaydı sen telefonla mesajları alacaktın. Bir kağıda not edecektin. Tabii. Getirecektin. Ama şu anda benim önümde WhatsApp mesajları akıyor mesela. Böyle bunun nimet şimdi. Biz de bu nimetleri yalan saymayacağız hayatımız boyunca. O yüzden de sana da teşekkür ederim. Böyle uzun uzun güzel hem müzik dolu, eyvallah, hem sohbet dolu bir program yapmaya müsaade ettiğin için. Ayrıca bana verdiğin en güzel haberdir. Radyo 7'de Aşk İçin Gelmişiz albümü full çalar, bangır bangır çalar. O yüzden müzik severlere de takip edin diyoruz. Yani Radyo 7'de her gelen mesaj şöyle diyor: adamsın. Bu kelimeye hastayım. Ben de size soruyorum, bayanlara ne diyorsunuz peki? Tekrar çok teşekkür ederim. Bizi takip eden, sabırla dinleyen, artık yolda, evde, işte her nerede bize kulak verdilerse sağ olsunlar, vakitlerini bize ayırdıkları için. Eyvallah. Değerli dinleyenler, Sefa Merve'nin sunduğu Erkan'la Çok Canlı, sevgili Mustafa Ceceli bizimleydi. Önümüzdeki hafta ayın 13'ü, 11'inde bizim çok sevdiğimiz bir kardeşimiz, arkadaşımız, onun ölüm yıl dönümü, Kıvırcık Ali, benim çok iyi bir dostumdu. Allah rahmet eylesin. Onun anısına önümüzdeki hafta onunla yapmış olduğumuz programlardan bir kolaj hazırladık ve o programı sevgili Ali'yi hem anmak hem unutturmamak adına onunla olan programı yayına vereceğiz. Daha sonraki hafta yine çarşamba günü değerli bir konukla biz burada olacağız. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın. Sefa Merve'nin katkılarıyla Erkan'la Çok